Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, hafta içerisinde bazı arkadaşlar Başkan 35'e çok kızmışlardı. Şu anki tabloyu gördüklerinde herhalde Başkan 35 hakkında söyledikleri için utanmışlardır. Belki bizim 200 bin, 300 bin, 400 bin abonemiz yok arkadaşlar. Fakat bizler doğru analizin peşindeyiz. Sizleri kandıran analizcilerin peşinden gitmemeniz için çaba gösteriyoruz. Fakat bazı arkadaşlar üstüne basa basa hala da bize bu analizcileri savunmaya devam ediyor. Bundan sonra benim artık bu arkadaşlara yapabileceğim bir olay yok arkadaşlar. Herkes kendi, her koyun kendi bacağından asılır diyerekten bizi dikkatlice takip eden bizim öngörülerimizi dikkatlice dinleyen ve bu öngörülere teknik analiz doğrultusunda uymaya çalışan arkadaşlarımın hepsine de buradan selam olsun derim. Zaten diğer türlü bize buradan trollük yapıp kötü mesaj yazan arkadaşlara da söyleyecek bir şeyimiz yok. Artık sizler de kendi yolunuza gidin derim arkadaşlar. Nerede çavcavlı hoşunuza gidecek kelime duymak istiyorsanız oradan gidip duyabilirsiniz. Bizim bu kanalda e, sizlere verebileceğimiz böyle bir şeyimiz yok. Bizim kanalımızda sadece gerçekler vardır. Bu arada Sterling'deki biliyorsunuz arkadaşlar bir ay önce yapmış olduğumuz e, videomuzda Stalin videomuzda da 10.30 10 Sterling hedefimiz vardı. Stalin hedefimizde 10.36'yı görerek e, hedefimizin de üstündeki seviyeye gelmiştir. Böylece de Sterling'deki arkadaşlara da kazançları hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım altın olsa geçelim. Altın olsun. E, gram gümüşle ilgili biliyorsunuz. Kesinlikle e, başkalarının gazına gelmeyin. E, benim böyle bir düşüş beklentim olmadığını sizlere iletmiştim. E, fakat Trump'ın gece yarısı atmış olduğu bir mesajla e, tekrardan gümüş ve altın tarafında aşağı yönlü hareketler gördük. Fakat Gene de takip ettiğimiz 1848 desteği aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe pozisyonlarınızı koruyun şeklinde önerimiz de mevcuttu. ve önerimiz de Allah'a şükür şu anki pozisyon itibariyle de altın tarafındaki arkadaşlarımız zarara uğramadılar. Gümüş tarafındaki arkadaşlarımız da keza ve dolar tarafındaki arkadaşlarımız da hepsi şu an için halinden memnundurlar diye tahmin ediyorum. Bazı konulara değinmek istiyorum arkadaşlar çünkü e, bu tip e, analizciler e, YouTube'da çok var. Aman diyeyim gene de son kez olsun e, kendinizi bu tip analizcilerden koruyun. Bunların yandaşları da olduğunu düşünmekteyim. Bu yandaşları da özellikle benim Forex'e e, karşı olduğumu bilen Forex firmaları da e, bana karşı saldırılarda bulunuyorlar. Bunu zaten yorumların altından sizler de. Okuyabilirsiniz. Söylemediğimiz, yapmadığımız şeyleri yapmış gibi yorumların altında göstermeye de çalışmaktalar. Ayrıca sizi abonelikten soğutup kanaldan soğutup abonelikten de çıkmanızı isteyen yorumlar görebilirsiniz. Bu tür yorumlara da itibar etmeyin arkadaşlar. Videolarımızı eksiksiz izleyin. Bizim videolarımızda çok önemli destek ve direnç bölgelerini veriyoruz. Bu destek ve direnç bölgelerini sıkı takipte kalın ki. A ve B planınız ve stratejiniz devamlı olsun. Lafı çok uzattık. Hemen altınla başlayalım. Bu videomuzda altın os, gram altın, gümüş, gram gümüş ve dolar tl yorumlamaya çalışacağız. Altın ost'a hemen başlayalım arkadaşlar. Altın ost'a biliyorsunuz bazı arkadaşlar tekrar çizim olarak anlatmamı istediler. Gene çizerek anlatalım. Bakın arkadaşlar artık altın ost'a 1896 kanalı bizler için yukarı yönlü kırıldı diyebiliriz. 1896 e, kanalın üstünde kaldığımız ve kapanışların bu kanal üzerinde e, devamının gelmesi halinde bizler için artık 1945 bakın şuradaki altın onsta 1945 seviyesi deki direnç bölgesi e, Takimizde olacak en önemli e, direnç haline geldi arkadaşlar. E, artık çok uzun hedefler vermek istemiyorum arkadaşlar. Kafanızda karışmasın. E, bu şekilde e, altınosta 1896 seviyesi kırılmadığı müddetçe panik yapmayıp 1945'teki e, direnç seviyesi beklentimiz haline geldi ve hedef noktamızda olmuş durumda. 1945'e geldiğimiz zaman tekrardan bana hatırlatın Buna göre bir video çekeriz 1896 olumsuzluk durumunda tekrardan 1896 altında bir kapanış veya herhangi bir Trump'tan gene olumsuz bir mesaj halinde de arkadaşlar aşağıda 1867 destek bölgesini takipte kalacaksınız fakat şu saat itibariyle biz 1896 üzerindeki Senaryomuz geçerlidir. Hemen gram altına da geçelim. Gram altında da bakalım e, bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Evet, gram altında da ne demiştik arkadaşlar? E, bizler için 474 önemli demiştik ve bu 474 üzerinde kalışlarımız yukarıdaki bizi 489 şey 479 direncine kadar e, götürecektir. Ve 479 direncinin geçilmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketler hızlandı. Ee, şimdi 479 önemli destek bölgemiz haline geldi arkadaşlar. Şuradaki 479 bizim için önemli destek. Bu destek artık sağlamlığını korumakta. Bu destek aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe de yukarıda en ciddi direnç 485 direncimiz var evet, 485 e, direncin üstünde de gene önemli bir 491 e, direnç seviyemiz gram altında da bizleri beklemekte 479 üzeri her kalışımız yukarıdaki hedefleri e, yolunu bize açacaktır arkadaşlar Şimdilik e, en kısadaki direnç bölgemiz 491 Direnci dikkatle takip etmemiz gereken direnç bölgesi. Çünkü bu direnci de aşabilirsek artık gramda tekrardan 514'lü seviyelere doğru hareketlerin devamı gelir. Biz kısa da şimdilik bunu takip edeceğiz. Trump biliyorsunuz rahat durmazsa da 479 altında 472 desteğimiz bir B planı olarak aklımızda bulunacak seviye. E, tabii ki ilk etaptaki 479 üzerinde kaldığımız için 491 senaryosu e, şu an itibariyle geçerli olan senaryomuzdur. Şimdi gümüş tarafına da bakalım hemen. Gümüşteki arkadaşlar da e, beklemesinler. Gümüş onsta başlayalım. Gümüş onsta neler demiştik? Onları da bir hatırlayalım. E, gümüş onsta bizler için 23.94 çok önemli dedik arkadaşlar. Biliyorsunuz yükselişin devamı için. Evet şuradaki artık 23.94 bizim için önemli ve yukarı yönlü hareketi başlayacak olan e, kırılım buradan gelecek dedik. Ve buranın kırılmasıyla birlikte artık bizim için arkadaşlar e, gümüşte 26.22 şuradaki 26.22 e, direnç seviyesi hedefimiz haline geldi arkadaşlar. 23.94 üzerinde kaldıkça ilk etapta e, gümüşte de bekleyeceğimiz direnç seviyemiz 26 22 seviyesinde bulunan e, direnç seviyesi olarak göze çarpan ilk hedef noktamız e, 23.94 altında B plan arkadaşlar biliyorsunuz ani tweetlere karşı koruma destekli diyelim 22.53 desteği. Evet şurası desteğimiz halinde. Çünkü ABD seçimleri yaklaştıkça arkadaşlar dalgalanmalar yoğun olacaktır. Fakat 23.94 üzerinde gümüş ons kaldığı sürece korkmanıza gerek yok. Yukarıda 26 22 hedefli gümüş onsta çalışmasına devam edecektir şeklinde yorumlayabiliriz. Hemen gümüş gramı da yorumlayalım. Gümüş gramda biliyorsunuz arkadaşlar 5.86 önemli dedik. Evet, şuradaki 586 bizim için önemli. Neden önemli demiştik? 586 üzerinde gümüş gram buraya kırması halinde yukarı yönlü hareketlerini sertleştirir ve ilk hedef 635'teki eee yeri olacaktır şeklindeki öngörümüz vardı. Evet, gümüş gramda hala 635'i takipte kalıyoruz. 635 bizim için çok önemli. E, buranın üstünde bir kırılım bakın buranın üstündeki bir kırılım bizi gümüş e, gramda da da 665 seviyesinde bulunan e, hedefe götürecektir O yüzden 586 üzerinde gümüşün gramının kalması demek yukarı yönlü altı altmış hedefine doğru bizi gümüşün gramına doğru taşıyacağını sinyali anlamını bize veriyor. 6.35 hedefimiz zaten nokta çalıştı. Bunu artık söylemeye gerek yok. 6.65 kırılırsa 6.35'in kırılma halinde 6.35, 6.65 gramda da kanal aralığı takibimizde olacak. Gümüş gramda da gene e, kötü senaryomuz 5.86 altında bir kapanışla başlar. E, buradaki B planımız eğer buradan bir kapanış gelirse de arkadaşlar Gümüş gramda aşağıda ilk destek noktamız ciddi 5.56'daki destek seviyesi olarak gözükmekte bu seviyeyi takipte kalacağız. Tabi burada da gene ilk senaryomuz geçerlidir arkadaşlar. Bu senaryoyu takipte kalacağız. Dolar kuruna da bakalım. Evet dolar tl kurunda biliyorsunuz arkadaşlar bir 94-95'li civarlarında son videomuzda anlatmıştık. Kanalın üst tarafında bir zorlanma olabilir burayı kırmak e, amaçlı. Dolar TL'yi size şöyle anlatacağım. Burada benim Dolar TL kurunda takip ettiğim kanalı görüyorsunuz arkadaşlar. Dolar TL'deki e, yatırımcılar bakın buradan bir kanalın bu üst tarafı daha önce ne zaman test edilmiş? 2019'un 5. E, ayında arkadaşlar. Daha sonra buradan bir düşüş gelmiş. İkinci bu kanalın üst tarafını test ettiğimiz sene 2019 ilkini testim. Bu da ikincisi de bir sene sonra arkadaşlar bakın. Tam bir sene sonra burayı ikinci kez test etmiş ve gene kıramayıp aşağıya düşmüş. Şu an itibariyle de 2020'nin 9. ayında burayı test edip yukarı yönlü kırmış arkadaşlar bakın buraya yukarı yönlü gene test ediyoruz 780 seviyesinde ve e, buradan yukarı yönlü harekete devam ediyor yani Burası bizim için çok önemli bu kanalın içine girmediğimiz müteçe dolar TL'de yukarı yönlü hareketler devam edebilir e, buradaki kanalda bizim için ince bir ayarla 7.74'ten geçiyor. Benim sizlere daha önce belirttiğim 7.74 seviyesi ee, bu hafta için önemli dediğimiz 7.74'ten geçmekte arkadaşlar. Hemen burayı bir çizelim. Evet. Şuradaki pardon şuradaki 7.74 seviyesi bizler için önemli olacak arkadaşlar. Buradaki 7.74 seviyesi arkadaşlar aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolardaki en önemli desteğiniz 7.83'te bulunan destek. Şuradaki 7.83 desteği. Bakın bu şu alan çok önemli arkadaşlar. 7.74 Bunu dikkatlice takip edeceksiniz bunun altına bir sarkma olmadığı müddetçe yukarı yönlü tekrardan dolar tl telekuru bu seviyeleri zorlayacaktır diye düşünüyorum Şurayı daha ince bakalım da arkadaşlar Çünkü Burası önemli bu kanalın içerisine Çünkü girersek tekrardan aşağı yönlü hareketler görülebilir O yüzden ben sizlere tam nokta bir seviye belirlemek istiyorum O yüzden Evet bu seviyede 778'den geçiyormuş arkadaşlar. Tam noktasal aldığımız zaman şuradaki seviye 778. Bakın arkadaşlar, iyi dinlesin dolardaki arkadaşlar. Şuradaki 778 seviyesi. Eğer bunun altında bir kapanış görürseniz, e, bilin ki dolar TL tekrardan e, aşağı yönlü hareketlenecek ve ilk etapta e, 766 seviyesini görecektir. Fakat bu 778 üzerinde bir e, kapanışların devam etmesi halinde de arkadaşlar e, yukarıda 783 destek e, konumunda şu an ve eğer bu 783 e, desteğini de koruyabilirse arkadaşlar dolarda e, tekrardan yukarı yönlü ataklar sertleşebilir ve dolarda 81 ve 8-15 dirençlerine doğru yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ee, şimdi iyice dediğimi anlamışsınızdır umarım. Şuradaki e, kanalımızın üst tarafı kırıldı. Eğer ki e, buradan bu kanalın içerisine bir giriş olmazsa arkadaşlar, bakın buraya bir temizleyelim. Tekrardan size anlatacağım bunu dolardaki arkadaşlar için çünkü çok önemli. Vaktinizi de alıyorum biliyorum. Bakın şimdi bu kanal buradan geldi arkadaşlar burayı kırdı. Şu kırılan taraf 778 arkadaşlar. Bunun üstündeki destekler 783 dirençlerde 81 ve 815'te. Şimdi bu tekrardan bu 778'in altına böyle bir girer mumla birlikte girerse buradan hareketler aşağı yönlü tekrardan 766 seviyesine kadar gelebilir. E, fakat bu 7.78 altına girmediği müddetçe de arkadaşlar dolar tl'de yön e, yukarı olacaktır. 7.83 e, bu civarda da 7.83 ve 8.01 e, 8, 8 .15 dirençleri e, bu zamanda bu sefer de takibinizde olması gereken önemli direnç seviyeleri olacaktır. Dolardaki arkadaşlar çok dikkat. E, buradaki e, kırılımın altında bir kapanış e, gelecek mi? Gelmeyecek mi? İlk etapta onu takip etmeniz gerekli. Dolarda da biliyorsunuz arkadaşlar artık ben size kendimi anlatmayayım. E, 7.20 7.20'den sonra tekrardan bir alışı 6.65'lerden bir alış yaptık. 6.85'lerden bir alış yaptık. Ee, ve şu an 785'lerdeyiz. Eee daha ötesi var mı? Onun kararını da siz verin. Ben fazla kendimi övmeyeyim. Bu biraz da bir bencilliğe giriyor. Fakat ben hepinizi çok seviyorum.